Sevda Hanım'ın mutfağı salonun aksine bir hayli kalabalık ve dağınık. Ocaktan çamaşır makinesine kadar her yere yayılan yağlar, tezgaha dizilmiş bulaşıklar, lavabo altına saklanmış pislik içindeki tencereler, tozla kaplı buzdolabı ve her evin olmazsa olmazı davul fırın temizlik için sıraya girmiş yarışmacımızı bekliyor. Bugün Sevda Hanım'ın mutfak etabı oldukça zorlu geçecek gibi görünüyor. Oo. Dünkü yarışmacının adı neydi? Elif. Elif. Elif gelse diyecek ki... Ya yok. Ya yok. Bu ne? Mutfak da basit. En azından dolaplar tüpe uzak olduğu için o kadar yağlı değil. Sadece ocağı biraz yağlı. O yüzden mutfakta çok durmayacak. Bir ocak var. Evet, kirli olan. Dolapların içleri de cilasız ama şey değil, tozlu değil. Evet, dolap içi de yani dünküyle kıyaslamıyoruz tabii ki evleri ama genel olarak çok çok kirli değil. Bak bu alt taraf kötü. Kadir, ben orada kurt falan gördüm sanki az önce. Ben siperlikten yansıyor ya, çok bir şeye bakamıyorum. Çıkar ver siperliği de bir bak istersen oraya. Merak etme, ellerim temiz. Ne var orada, kurt mu var? O tencerelerin arasında kurtlanmış bir şey gördüm galiba. Böcekten korkar mısınız? Yok, böcekten korkmuyorum da. Aa, esrar kurtlar var. Gel gel, kurbağa larvası gibi yeni yeni daha şey. Bulduysan daha fazla kurcalamayalım şimdi. Fazla karıştırmasın. Ya buradan nasıl tencere alıp yemek yapıyorlar? Almıyorlar demek ki. Anlıyorum. Ya ben burayı pırıl pırıl yapacağım ablaya. Mutfakta beyaz eşyalar çok kirli. Fırının, buzdolabının üstündeki davul fırının çok kirli olduğunu gördüm. Onlar zorlayacaktır. Mutfak camı da yağlı belli. Kupları falan ama yani kazınacak gibi değil. Güzel kremleri bir silinirse. Bak dün Elif'in yaptığı hatayı kesinlikle yapma. Bir daha sileceğim, bir daha döneceğim diye bir şey yok. Yapıp girdin, bitireceğim. Sildin sildin, silemedin başka yere geçiyorsun. Kaldı çünkü. Oo, deterjan gözü. Oy, ben öyleyim. Ben yastık kılıflarını nerede yapacağım? Şuna bakar mısın? Normalde yumuşatıcı gözünün üstü yapması lazım. Ama siz bunu da kıyafetlerinizi temizle, yani yıkamayasınız da temizlenmez. Mutfakta çok aman aman hani olacak bir yağ yok. Belli başlı bölgeler, doğalgaz borularına çok dikkat edeceğim. Salon da dahil. Fırının bir üst tarafında yağlar var, oraya dikkat edeceğim. Hadi artık başlayalım. Durun, banyoya girmedik banyoya daha. Banyoya görmedim. Doğru. Tuvalet var. Al siperliğini. Mutfak nasıl sizce? Mutfak ya zorlaştırır, bulaşık var. Bulaşık makinemiz yok. Maalesef. Çok kokuyor. Aşırı derecede kokuyor burası. Kadir arkasını dönerse bilin ki oradan bir şey çıkaracak. Duramıyor. Duramıyorum. Çok kötü kokuyor arkadaşlar. Vallahi makarna. Artık bu sezon kendime bakacağım. Geçen sezon. Evet sayın seyirciler. Bu gördüğünüz Kadir'in fanı. Bu fanı dış ses hesabına mesaj atanlar arasında yapılacak çekilişi kazanana hediye ediyoruz. 30 liraya aldım arkadaşlar. Şuradan şarj oluyor. Fiyatı önemli değil Kadir. Senin fanın sonuçta. Manevi değeri var. Hadi hadi banyoya hadi, daha bir ton iş var. Ay şu kilimi falan leğene basak. Bunu çekilişle veriyorum. Her şeyimi dağıt. Serveti Hümayun'u hep dağıttı. Aşk kız kapıyı. Bu mu senin servetin? Hadi geç. Olsun. Banyoya bir bakalım arkadaşlar. Banyoya geçiyoruz. Evimizin banyosu bizi ilginç mi ilginç bir duş teknesiyle karşılıyor. Gerek rengi gerekse pisliğiyle göze batan bu duş teknesi, tozlu su boruları ve sararmış havalandırma penceresiyle bir araya gelince çok kötü bir manzara oluşturuyor. Lavabo ve tuvalet taşının hali ise içler acısı. Bu banyonun tek kurtuluşu Sevda Hanım'ın iyi bir temizlik yapması. Orada fayans mı kara, orası bir şey mi olmuş? Hayırdır, burnunuzu neden kapattınız? Çok kötü kokuyor. Kesik bir idrar çok kokusu var. Kötü. Tuvaletin Alaturka olması avantaj bence. En azından kapağı vesaire çok fazla onu oyalayacak yeri yok. Ama o küvetteki yerdeki ne olduğunu anlayamadığım şeyi nasıl temizleyebilir bilmiyorum. O taştakini merak ettim ben. O yapışkan. O aynı rengi mi o yoksa? Zahmet olmazsa gel yakından bak. Sevda bunu bir tut ama sakın bunu çalıştın mı kokuyu yerler ha şimdi her yere. Şimdi evet bu kaplama. Onu çıkartabiliyor muyuz? Bir denesene. Şu an elimi süremem de bunu söküp... Bak burası güzel temizlenir Sevda.
Vallahi kesik kesik cam. Nasıl camcı yok, cam ekan yok. Şunlara koy biraz... ayağım gitti. Şunu aç. Aa evet, boğaz manzarası. İyi ki açtın. İyi ki açtın. Çık çık. Evet, Allah'tan klozet yok. Dünkü gibi uğraşmayacağız ama buranın kokusunu yani gidermemiz lazım. Hadi çık 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 çık. Termostat var orada da. Nasıl buldun yarışmacımızı? Heyecanlı, enerjik, biraz da doğal. Sevdacığım bakalım ikinci bölümde neler yapacak? Muhteşem şivesi ve güzel Mardin yöremizin türküleriyle. Maço erkeklerden hoşlanmasına bozuldun mu? Yok canım, yok bozuldum. Gerçekten mi? Bence temiz erkek maço erkekten daha kabul edilir. Sana göre öyle. Yani, hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.